Evet arkadaşlar, kadimden geleceğe başlığımız. Öncelikle neden kadimden geleceğe? Çünkü bütün açık beyin dostları çok iyi biliyor. Açık beyin felsefesi kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi bir araya getirerek aslında yepyeni bir söylem, yeni bir bakış açısı oluşturmak. Hem bunu biraz neden yaptığımızı konuşacağımız bir program olsun istiyorum. Hem de sevgili Kerem'in yeni bir bebeği var. Evet, 19 bizim yeni Mayıs'ta yeni kitabı çıkacak Kerem'in. İsmi Yolda Bir Kuşa Rastladım. Kitapta 30 tane erdemden bahsediyorsun Kerem. Bu arada baktım kitaba şahane olmuş. Evet, bir görebilir miyiz? Yanında var mı? Heh, bebeğimiz. Evet, harika. işte. Evet, 19 Mayıs'ta satışa çıkacak değil mi Kerem? Evet canım, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok mutlu. Aslında bu akşam da böyle bu şey hepinizle beraber, yani sizlerle beraber, kadim dostlarımla Eyvallah. beraber. Ya çok güzel bir şey. Bu kadim kelimesi o kadar güzel ki. Şimdi maç bitti az evvel. Beşiktaş'ı Ha, onu tebrik soracağım. ediyoruz. Yukarısı yıkılıyor benim üst kat. Ne Evet. oluyor? Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ben bir Galatasaraylı olarak işte kadim belki de bu. Yani şu an her şey bitti. Şampiyon belli oldu. Üç tane kadim şeyden, takımdan bir tanesi şampiyon oldu. Ve ben şahsen mutluyum. Yani kendi takımım şey olmasa da, şampiyon olmasa da mutluyum. Gelecek sene gene başlayacak bunlar. Kadimin güzelliği de burada gibi geliyor. Öyle diyeyim. Evet. Ve Bu arada Beşiktaş şampiyon mu oldu ya? Beşiktaş şampiyon oldu, evet. Löy 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 löy. Yani ben Beşiktaş sadece şampiyon olunca aklıma geliyor. En son Beşiktaş tutuyordum 30 sene önce ama. Beşiktaşlıyız değil mi aslında? Evet. Tabii ki. Çarşı. Şimdi kadim başlangıcı geçmişin derinliklerine dayalı, zamansız, zaman ötesi gibi bir anlamı var. Sen Kerim zaten kitabında o erdemleri kadim kavramlarla birleştirerek hikayelerle anlatmışsın. Çok da güzel, çok derinlikli, güzel bir kitap olmuş. Harika bir çalışma olmuş. Ellerine, emeğine sağlık. Sağ ol canım, çok Ben teşekkür ederim. burada önce kadim neden bu kadar önemliyi konuşmak istiyorum. İnsan var olduğundan beri binlerce yılın filtresinden geçip günümüze kadar gelmiş bir bilgiden bahsediyoruz. Kadim bilgiden bahsediyoruz. Yani bunun tesadüf olmadığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla benim de özel ilgi alanım olduğu için bu konuyu konuşmak istedim. Kadim neden bu kadar önemli? Önce Sinan seninle başlayalım istersen. Sonra Kerim zaten sen kadim bir geleneğin, tasavvuf geleneğinin içinden gelen bir kişisin. Ailen bunu hayatının her yerinde yaşıyor ve bunu üstlerine giyinmiş olan insanlar. Bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Çok çok Ama şükür. bakış açında bu anlamda farklı olduğunu da düşünüyorum. Kadimle geleceği konuşacağımız bu akşam yeni bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Evet Sinan, kadim neden bu kadar önemli? Açık beyinde kadim bilgiyi neden bu kadar esas alıyoruz? Evet. Biraz anlatır mısın? Bir inşallah anlatabilirim, bilmiyorum. Fakat tabii bilgi olarak bunu ne kadar anlatabilirim bilmem ama his olarak çok kolay anlatabileceğim bir şey aslında. O da şu ki mesela biz dünyadan geçerken ben mesela bilimle uğraştım. İşte yıllarca bilim eğitimi aldım. Bilim bilgi toplamakla, malumat toplamakla alakalı bir şey ama bilimle uğraşmasanız bile yaşarken bir sürü şey öğrenirsiniz. Hatalar yaparsınız. Hatalardan sonra bir daha hatalar yaparsınız. Genellikle insan hatalardan öğrenen bir canlı. Ve bir sürü malumat toplarsınız hayatınız boyunca. Şu iyidir, bu kötüdür, faydalıdır, zararlıdır, oraya gidilir, buraya gidilmez, ben buyum, şu değilim falan filan gibi bir şeyler birikir. Ve bunlarla kanaatler oluşur. Fakat insanın ömrünün büyük bir kısmı çocuklukla oyunla falan filan geçiyor. Sonra işte bir ergenlik diye bir dönem geçiriyoruz. Zaten kendi derdimizden başka bir şey göremez haldeyiz. Sonra erişkin oluyoruz. Erişkin olunca da bir anda kendimizi hayatın içinde buluyoruz ve oraya kadar ne biriktirdiysek biraz kendimizle baş başa kalıyoruz ve dünyayı o kafayla algılıyoruz. Şimdi bizi hayatta işlevsel bir insan olarak inşa eden bilgi aslında bu etraftan topladığımız malumat, okullarda öğrendiğimiz bilgiler ya da ne bileyim bilimsel devrimler falan filan değil, yani bilimden elde ettiğimiz veriler de değil. Bizi işlevsel bir insan kılan şey bize hikayelerle, masallarla, kıssalarla, anlatılarla,
sokaktaki tavırlarla, söylencelerle, atasözleriyle, deyimlerle ya da kökenini bilmediğimiz doğru ya da yanlış konusunda bir toplumsal olarak mutabakat sağladığımız bazı ilkelerdi. Bunlarla geçiyor bize hayat ve biz bunlarla işlevsel canlılar haline geliyoruz. Her şeyi, hayattaki bütün faydalı zararlı her şeyi kendi bilgimizle, kendi analitik aklımızla çözmeye kalksak hiçbir insanın bu hayattan sağ çıkabilmesi mümkün değil. Bizim ne yenip ne içileceği de dahil olmak üzere hemen her şeyi kadim alışkanlıklarla edindiğimiz bir kültürümüz var. İnsanı insan yapan kültür dolayısıyla. İnsanı insan yapan bilgi değil, kültür. İçine yetiştiğimiz mesela kültürde iletişim kurmak için önce dil öğreniyoruz. Dil öğrenirken her bir kelimenin etimolojisini, işte kurallarını bilmem nelerini öğrenmiyoruz ki. Etrafımızdaki insanlar ne yapıyorsa onları taklit ederek, yani o kültürü tekrar rejenere ederek, bir daha üreterek hayatta kalıyoruz aslında. Dolayısıyla bizi biz yapan esas bilgi, öz, kor bilgi, kadim olan. Ve kadim olanın kaynağı belirsiz. Kadim zaten kelime olarak da hani kademeye benziyor ya, bir başka seviyede, bir başka boyutta bir bilgi. Bizim sınamamıza kapalı ama hayatın sınamasına sonuna kadar açık. Yani sen bu kadimle amel ettiğin zaman, işlediğin zaman ya da ona aykırı davrandığın zaman sonuçlarını çok hızlı görebiliyorsun, çok hızlı alabiliyorsun. Ya sana toplum çarpıyor, ya sana kozmos çarpıyor, bir şey çarpıyor terse gidersen yani. Ve anlıyorsun ki kadimin kadim olması boşuna değilmiş. Yani kadim her devirde insanlara benzer şeyler hatırlatan ama insanların da her seferde saparak kafalarını duvara çarptıkları bir bilgi tipi. Neden açık beyinde böyle oldu? Biraz da Müge senin yüzünden oldu. Yani ilk başta işte biz bunlar oturup kafayı yorarken şimdi ben bu farkındalığa biraz erken yaşta eriştiğimi düşünüyorum. Yani bilim anlatırken bilimi şöyle bir kenarda biraz salata sosu gibi tutup esas insanlara büyük büyük laflar etmeye çalışmamın bir nedeni var. Bilimsel bilginin davranış değişikliğine sebep olabildiği tek yer insanların bilgeliğiyle örtüştüğü, el ele tutuştuğu yerler. Orası yakalanırsa eğer bilimsel bilgi insanda bir işe yarıyor. Ve biz kadimden insanın ortak kültüründen uygun, doğru, kirlenmemiş, gerçeklenebilir, efendim hayatta karşılığı olan örüntüleri iyi öğrenir. Bunları bilimsel bilgiyle hani gücümüz yettiği kadar bir araya getirebilirsek bunları tekrar bizimki gibi bu alanları küstürmüş bir toplulukta özellikle tekrar barıştırabilirsek buradan çok iyi şeyler çıkar diye düşündük. İşte beraber düşündük hep beraber. Kerim de oradaydı, sen de oradaydın. Ve çalışıyor gibi gözüküyor. Yani bu herkesten önce bir kere bize iyi geliyor bence. Bizim bakışımızı değiştiriyor. Ama o mesela benim şu anda anlattığım şeyler, ben bakıyorum beyin millet diyor ki beyin alanında çalışmalarla tanınan Sinan Can. Yok abi benim öyle bir çalışmam yok. Benim anlatmam da ilginç gelen kısım. Ben hayatın hiçbir alanını, özellikle bilgilik içeren alanını es geçmemeye, onlara dokunmaya gayret ediyorum. Ve dolayısıyla da herkes de tınlıyor. Çünkü bu bizim ortak bir mirasımız. Yani bana bir başkasına ait değil. Benim laboratuvarda çıkarttığım bir bilgi değil. Ama o bilgiye niye güveniyorum? Çünkü aynı dili konuşmamızı sağlıyor. Şimdi benim için kadim böyle zamansız, mekansız, insanı insan yapan ama içinde çok fazla çapak, kir, işte zan, tuhaflık da olan bir havuz. Ama havuz aynen büyük bir, havuz da demeyelim ama büyük bir deniz gibi kir tutmuyor. Yani içinde bir şeyler var ama arka plandaki o esas hakikatler diyebileceğim, üzerinde uzlaşabileceğimiz insanı insan yapan şeyler o denizi temiz tutmaya ve herkesin istifadesine bir şekilde yaramaya devam etmesini sağlıyor. Canlılık devam ediyor denizde yani. Ama o denizden evet. Çıkarsan sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Benim çok bilimci arkadaşımın ya da böyle felsefede, düşüncede boğulmuş dostumun biraz derdinin de bu olduğunu düşünüyorum. Azıcık kadime iyi bakmak lazım. Evet, bizim açık beyinde derdimiz insan Sinan. Aslında oradan geldi bu. Yani biz de açık beyinde yapmış olduğumuz bütün çalışmalardaki sorularımız hep insan nedir, neyle yaşar, neye ihtiyaç duyar, neyin eksikliğini duyar, insan davranışı nasıl gelişir, nasıl değişir, dönüşür. Yani kadim literatüre baktığında da
sorulan soruların aynısı aslında. Hepsi bu tabii. Dolayısıyla insan zaten hiç değişmiyor ki. İnsanın ihtiyacı, hevesi, arzusu, isteği hiç değişmiyor. Zaman, mekan, devir, medeniyetler hepsi değişiyor ama insan aynı insan. Dolayısıyla kadim her zaman genel geçer, zamansız gerçekten de. Her zaman bir cevabı var bize kadim literatürün. Evet, peki, duymayı bilirsen. Evet, inşallah. Kerimciğim, önce kadimin sendeki yerini bir öğrenmek istiyorum. Daha sonra da şuna geçmek istiyorum. Onunla birleştirirsen çok sevineceğim. Kitabında çok güzel bir söze başlamışsın. Heidegger'in. Hayat bir hikayedir ve bir insanı sevmek, onun hikayesini sevmektir diyorsun. Kadim literatürde hep hikayelerin olduğunu da biliyoruz. Hep onlara referans veriyoruz. Sen de kitabında onlara referans vererek bütün kadim kavramları açmışsın. Bunun da hikayelerin yerinde, sendeki yerinde bir öğrenmek istiyorum. Zaten kitapta da biraz onu anlatıyorsun. Daha sonrasında Sinan'a da bunun biraz daha bilimsel tarafını soracağım. Sinan çok güzel anlattı ve söyledikleri metaforlar da benim hemen bana birçok şeyler çağrıştı. Özellikle havuz metaforu, deniz metaforu, bunlar süper. Yani Cem Yılmaz'ın dediği bir şey var, hatırlıyorsunuz hani şunu yapalım diyor, burada yapılmışı var. Şunu bulalım diyor, burada yapılmışı var. Kadim biraz böyle bir şey. Tümden gelim ve tüme varım. Şimdi kadimle modern arasında aslında gidip geleceğiz biraz. Çünkü iki taraf da çok önemli. Hem kadim hem yani gelecek biraz moderniteyi temsil ediyor. Kadim biraz kadimi temsil ediyor. Yani geçmiş biraz kadimi temsil ediyor. Şimdi bizim sorunumuz, benim algıladığım sorun, biz her şeye siyah veya beyaz gözüyle bakıyoruz. Yani ya kadimciler var ya modernciler var. Günümüzde özellikle bunun da çok kendine has bir nedeni var. Yani ne kadimciyi, kadimci artık bu da ne demekse manavcı gibi bir şey. Yani kadim bilgiden arkasını kadim bilgiye dayayan insan ve yeni new science veya modern science dediğimiz işte bilime dayanan insan, ikisi arasında bazen böyle bir çatışma doğuyor. Şimdi şöyle bir şey tabii, sizler çok iyi biliyorsunuz, hocam da çok iyi biliyor bunu. Özellikle bu sanayi devrimi bize şöyle bir şey getirdi. Din, yani kadim bir kere dinle alakalandırılmıştı çok da fazla. Ve özellikle bu skolastik dönem, yani şey döneminden önce, bu sanayi döneminden önce ne oldu? Özellikle Hristiyan skolastiğinin getirmiş olduğu bir Allah ve bilim karşıtlığı ve bunu da bir işte yani dinin gücü, parasal güç, maddi güç üzerinden okudular. İşte Kopernik gibi çok önemli insanlar, Magellanlar, Kopernikler hep geriye atıldı. Ve özellikle Protestan geleneği içerisine girmesi itibarıyla şöyle bir değişiklik olur. İşte Rönesans ve Reform hareketleri dediler ki biz artık bilimle kendimizi barıştıracağız ve din, yani orada kadimi dinle birleştirip onu arka plana attılar. Haklılar mı? O dönem içerisinde haklılardı yapmış oldukları hareketlerde. Çünkü gerçekten çok önemli bilimsel gerçekler geriye atılmaya başlanmıştı. Fakat burada da çok ileriye bir dönük bir hareket oldu. Özellikle Newton mekaniği, yani deterministik sistem. Nedir deterministik sistem? Aynı sebepler aynı sonuçları doğurur. Dolayısıyla biz sebepleri kontrol edebilirsek sonuçları da kontrol edebiliriz. Bu durumda maneviyata ihtiyaç yok. Yani herhangi bir kadim bilgiye de ihtiyaç yok. Biz zaten bütün evrene, bütün kozmoza hakim olabiliriz. Fakat bu nerede koptu? İşte yavaş yavaş kuantum denilen ve normalde Newton kanunlarının, yani parçacık üstü nedir? Bizim şu an görmüş olduğumuz bütün maddelerde Newton kanunları geçerli. Ama parçacık altı evrende Newton kanunları geçerli değil. Belirsizlik kanunları geçerli. Ve o zaman yavaş yavaş insanlar her şeye hakim olamayacaklarını anladılar. Burada ne doldu? Çok güzel bir şey oldu. Kadimcilerle modernciler el sıkışmak durumunda kaldılar. Sizin de haklı olduğunuz yerler var. Bizim de haklı olduğumuz yerler var. Tüme varımınız da doğru, tümden geliminiz de doğru. Benim en çok sevdiğim şey bu. İki ayrı grubun ortaklaşa el sıkışması. Buna adeta
kalple beynin el sıkışması diyoruz. Şimdi bizim adam, bizim dediğim zaman ben biraz daha kadimci durduğum için bizim diyorum. Mesela Gazali kadimcidir. Nedir kadimci? Şöyle. Diyor ki bir havuz düşünün diyor. Bu havuzu dışarıdan gelen sularla beslerseniz bu havuz dolar. Ama dışarıdaki suya bağlısınızdır. Yani o dışarıdan su gelmezse o havuz dolmaz. Ama havuzu derinliğine kazarsanız eğer, kazdığınız takdirde aşağıda yeraltı suları vardır. Ve o sulara kavuştuğu zaman otomatikman artık hiç dışarıdan doldurmaya ihtiyacı yoktur. İşte Gazali'nin işaret ettiği kadim, derine doğru inip o derinden bilgiye ulaşmak. Aynı şeyi ben Sokrat'ta gördüm. Sokrat'ta ne? Ben Sokrat'ın şu dediğini hiç anlamamıştım bu zamana kadar. Diyor ki benim bildiğim tek şey var, o da hiçbir şey bilmediğim. Şimdi çok saçma bu, çünkü Sokrat her şeyi bilen bir adam. Biz bile öyle tanıyoruz yani. Hani bilmediği hiçbir şey yok. Otu boku bilir derseniz ya, öyle bir adam o. Şimdi niye böyle bir şey diyorsun? Yani bu adam ben bilmiyorum sana. Halbuki öyle bir şey kullanmıyor. Çok iyi lafı dinlediğin zaman iyi anlıyorsun. Benim bak. O bilgi bir yerde saklı. İşte o şeylerde, denizlerde, aşağılarda saklı. Ben sadece ona ulaşıyorum, onu alıyorum. Ama o bilgiye benim dediğim gün o bilgi artık benim olmuyor. Dolayısıyla kadim tam da Sokrat'ın, Gazali'nin dediği bu sistem. Ama dediğin, yani burada şunu söylemekte gene fayda var. İkisinin el sıkışması lazım. Yani modernle kadimin el sıkışması lazım. Başka türlü bu iş olmaz diye düşünüyorum ben. Aynen. Ben nereye bağlayacaktım bunu? Bir güzel gidiyordum da bir yere bağla istemişim. Ben hikayeler. Ne? Ha, hikayeye bağlayacağım. İstiyorum. Neden hikayeler var hep? Abi şimdi hikaye o kadar güzel bir şey ki, yani hayatımız, hikaye ne demek? Taklit demek aslında. Bir şeyi taklit etmek demek. Biz taklitten öğreniyoruz. Gene öğrenme güdümüzle baktığın zaman, bak, icat etmek ve keşfetmek. İki ayrı kelime. Biz hep keşfetme kelimesini kullanırız. Keşfetmek ne demek? Orada var her şey. Tamam mı? Hani işte yapılmışı var burada. Onun üzerinde bir tane örtü var. Sen örtüyü çektiğin zaman onu görürsün. O orada aslında. İşte Sinan belki birazdan hakikati anlatacak. Hakikat örtülü bir şey. İşte kafir mesela, kafir kelimesi biz kafir diye kullanırız ya, mesela örtülü olan demek, görmüyor. Hani Kur'an'da derler ya, bakıyor ama görmüyor, bunlar gözleri kör. Hikaye bize o gözlerimizi açmak için bir imkan verir. Ve bu nasıl olur biliyor musun? Onları taklitle olur. Mesela öykü kelimesi, bizim Türkçe'de öykü kelimesi var ya, öykünmek kelimesinden gelir. Öykünmek taklit etmek demek. Bir şeyi taklit ederek öğrenirsin. Hakikate giden yol hep taklitten geçer. Önce taklit edersin, yavaş 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 o sana sonra sirayet eder. Sirayet ettiği zaman da o senin bir parçan olur. Onun için dönüp baktığın zaman hikayelerin bir de şöyle güzelliği var. Ya bu hikayeyi Ezop diye bir adam anlatmış. Milattan önce X. Aynı hikayeyi dönmüş La Fontaine milattan sonra 1800'de anlatmış, 1900'de anlatmış. Hepsi aynı hikaye ama hikaye o kadar zamansız ki, işte siz çok güzel bir laf kullandınız, zamansız lafı kullandınız. Zamansız o kadar önemli bir şey ki. Çünkü temelde biz hep şurada yanılıyoruz. İnsanlar değişiyorlar, işte medeniyetler değişiyor. Ama sen çok güzel bir şeye parmak bastın Müge, değişen hiçbir şey yok. Hep aynı insanız biz. Yani milattan önce de aynı insandık, bugün de aynı insanız. Biz değiştiğimiz zannediyoruz. Değişen etkenler, dışarısı değişiyor, eyvallah. Ama mühim olan içeri. İçeriye giden yolda ben hikayeler üzerinde şey yapıyorum. Neyse, ben çok konuşmayayım, gene gelirsin bana. Peki Sinan, neden hikayeyle öğreniyoruz? Biraz onu anlatsana. Şimdi bizim beynimizin, zihnimizin çeşitli melekelerine biz farklı isimler veriyoruz. İşte zihin dediğimiz genel bir içsel yazılım gibi düşünebileceğimiz bir şey var. Bunun nereden geldiğini de çok bilmiyoruz. Yani teori beyinden çıktığını söylüyor ama yani bu bir teori sonuçta. Başka bir kaynağı da olabilir. Pratikte değişmez ama bu zihnin mesela zeka diye bir kısmı var. Zeka, eldeki döneleri kullanarak sorun çözmemize yarayan kısım.
Zeka bütün hayvanlarda var değişik şekilde. Hatta ağaçlar falan biz çeşitli durumlarda bizden daha zekiler mesela. Bitki zekası yani inanılmaz, belki binlerce yıla yayılan uzun yavaş aksiyonlarla öyle çözümler buluyorlar ki biz yani kafamızı patlatsak o çözümün onda birini bulamayız. Dolayısıyla mesela zeka konusunda çok böyle şey değiliz. Hani nasıl diyeyim, nevi şahsına münhasır sayılmayız. Bazı alanlarda zekiyiz ama akıl diye bir şey var. İşte reasoning dediğimiz, İngilizce'de, Türkçe'de akıl adını verdiğimiz şey. Bu biraz daha farklı. Akıl yaşamsal deneyimleri, olayları, işte nesneleri belli zihinsel bağlamlarda bir araya getirebilme, onları birbirine bağlayıp bunlardan bir anlam çıkarabilme yeteneği. Şimdi böyle bir zihnin var olmasının muhtemelen, yani evrimsel olarak bakacak olursak, avantajı ne? Bu sayede biz, atalarımız yani, işte sivri bir taşın düştüğünde yeri işte kestiğini, parçaladığını ya da derisine değdiğinde derisini kestiğini gördüğünde dedi ki ben bu taşı alırım, bunu işte avlamakta zorlandığım hayvanın işte derisine sürterim, etine sürterim, keserim. Sonra işte bakar bunu bir sopanın ucuna takınca daha kuvvetli vurabiliyorum, baltayı yaparım. İşte bir şeyi fırlatır, etiketini görünce oradan mızrak yapar falan. Ve birbiri ardına olmayana ererek, zihnindeki kavramları birbirine bağlayıp olmayan şeyleri zihninde canlandırarak ileriye dönük olarak teknolojiler, icatlar, fikirler, bir şeyler geliştirir. Şimdi bu bizim insan türü açısından faydası. Fakat bizim için beynimizin evrimiyle ilgilenen araştırıcıların sıklıkla söylediği bir şey var. Çok yeni ve çok hızlı evrimleşmiş olduğu için daha tam ne yapacağını bilmiyor akıl diye bir şey söylerler. Yani daha dünyanın acemisi, tamam mı? Daha dün burada, şimdi 1,5 milyon senedir insan yavaş yavaş bu hale gelmeye başlıyor. 1,5 milyon sene dedim, böyle çok bir şey gibi geliyor ama yani 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinin içerisinde hiçbir şey gibi. Çok hızlı bir süreç bu. Ve bizi bir anda öyle bir hale sokuyor ki bu aklımız. İşte 10-12 bin sene kadar önce tarımı marımı keşfettikten sonra biz kültür üretmeye başlayan ve birlikte yaşamaya başlayan bir garip canlı türüne dönüşüyoruz. Ondan öncesi hep tabiatın kurallarına tabi, işte avcı toplayıcı takılan bir türmüşüz gibi gözüküyor. 10-12 bin seneden beri kendi zihinsel bağlamlarından dünyalar yaratan, işte medeniyetler, şehirler, kanunlar, anlatılar yaratan ve tamamen bunun içinde yaşayan bir varlığa dönmüşüz. Artık biz biyolojik evriminden neredeyse ayrılmış, kültürel evrimine tabi bir canlı haline gelmişiz. Şimdi bu kültürel evrim içerisinde de en büyük donemiz bize ne olduğumuz, nasıl yaşamamız gerektiği, işte iyinin ne olduğu, kötünün ne olduğu, efendim işte kimlerin bizim dostumuz, kimlerin düşmanımız olduğunu anlatan anlatılar olmuş. En önemli yakıtımız bu. Biz doğar doğmaz bunların sadece sözlü olarak değil, her türlü halde, harekette, davranışta, sosyal yapıda ya da binaların şeklinde şurada burada karşımıza çıkan biçimleriyle hızla bir eğitim alıyoruz. Yani bu hikayeler bizim içimize siniyor. Bizim beynimiz bu akıl dediğimiz meleke dolayısıyla başı sonu belli ve mantıksal dizgesi böyle kabul edilebilir olan hikayeleri öyle kolay yemiyor ki. Mesela çocukken bize anlatılan bazı böyle uçuk hikayeler için mesela peri masallarına çok acayip inanırız, değil mi? Tamam falan derdik. Mesela hiç sorgulamadan bütün inançsal öğretilerimizi de böyle alırız. Bu insanın zaafı gibi gözükür. Mesela adama desen ki gökyüzünde mavi bir çaydanlık var, işte hepimiz o yarattı falan. Çocuk buna inanır. Aa der falan, nerede o çaydanlık, işte sen onu göremezsin. O görünmeyen çaydanlık var mı? Temel arkadaşlarına anlatmaya başlar. Bu şimdi kötü bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani kandırılabilirmişiz gibi gözüküyor ama insanı insan yapan en önemli güç bu. Fakat bu güç aynı zamanda iki yanı keskin bir kılıç. Biz hikayelerle de birbirimizi öldürüyoruz. Biz hikayelerle de ne sefillikler ne işte rezillikler yaratabiliyoruz bu dünyada. Dolayısıyla kadim olan tekrar keşfedilmediği sürece insan kendi yarattığı hikayelere tapan bir canlı haline geliyor. Şimdi benim kadimdeki gördüğüm en önemli can simidi burası. Biz bugün modern medeniyetin kapitalist hikayesinin içerisinde büyümüş, hayallerini hep daha zengin, daha yakışıklı, daha bilmem ne olmalar süsleyen insanların çok olduğu bir yerde yaşıyoruz mesela. Nereden geliyor bu hikayeler? Kadimi unutmuş ve işte parayı, malı, bilmem neyi anadone olarak hayata yerleştirmiş bir kültürün bize anlattığı hikayeler.
Ve biz bu hikayeler içerisinde canhıraş bir şekilde okulumuzu okuyoruz değil mi? İşlerimize göre bütün amacımız da o hikayenin gereklerini yerine getirmek. Halbuki kadın bize diyor ki, alo bak daha önce bunu Roma'da yaptılar, yemedi. İşte Sümerler yaptı, yemedi. Mısır bak bunun üzerine battı. Bak diyor insan aslında şöyledir, böyledir. Bu hikayeler bize hatırlatmaya uğraşırken bizim modern gürültümüz, özellikle bu son zamanlarda bu kadimi çok boğuyor. Mesela bu kadimden haberdar olmanın faydası ne olur? Ben hemen somut bir faydasını söyleyeyim. Benim gibi bir adama insanın fabrika ayarlarını yazdırır. Ben şimdi bakıyorum abi bizim tıpta şurada burada ikide bir söylem değiştiriyoruz falan ama o kadar tıbbımız, teknolojimiz, bilimimiz var. Hala sağlık sorunu var. O kadar teknoloji var. Hala iletişim problemi var. O kadar imkan var. Hala zamansızlık sorunu var ve gittikçe de artıyor. Ya bir şey ters gidiyor. Sonra bakıyorsun kadim diyor ki sana 3000 sene, 10.000 sene önce de insanın bir derdi vardı. Bugün de diyor derdi aynı. İnsan değişmiyor işte demin Müge'nin de söylediği gibi. Biz aynıyız yani. Dolayısıyla kadimden bakınca bilimsel veri bile sana başka bir şey anlatıyor. Normalde sen laboratuvarda bulduğun her şeyi hani böyle işte boncuk bulmuş gibi hemen gidip dünyaya da yemeyin, yumurta yemeyin, kolesterolden ölürsünüz falan diyorsun. Ondan sonra 5 sene sonra laboratuvarda başka bir şey yiyin günde 5 tane yumurta yiyin o iyiymiş o kolesterol diyorsun. Şimdi bu şekilde bilim maalesef anarşi de yaratabiliyor. Çünkü değişen bir yapısı var ama bilimdeki bilgi ne zamanki kadim hatırlatmayla el ele tutuşmaya başlıyor, ne zamanki birbirlerine dokunuyorlar bir dakika diyorsun. Burada hakikate açılan bir yol olabilir. Ve o zaman ben yazdığım için değil, kadim bana duyurulmuş olduğu için insanın fabrika ayarlarının bundan atıyorum 600 sene sonra da işe yarayan bir kitap olacağını, en azından birilerinin herif de çok uçmamış aslında doğru bir şeyler söylemiş diyebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanın hiç değişmeyen şeyleriyle ilgili konuşuyoruz. Biz açık beyinde ne yazıyorsak, ne çiziyorsak, ne konuşuyorsak hep bu kafayla bakmaya çalışıyoruz. Değişmeyen derdimiz, değişmeyen görevimiz ne? Bunları masaya koymamızda da en büyük yardımcımız her zaman kadim. Ama kadim işte ayıklanması için bilgelik gerektiren, etrafında bilge insanların olmasını gerektiren ve bu bilgeliğe namusundan daha fazla sahip çıkan bir alt kültür de olsa böyle kültürlerle temas etmeni gerektiren bir yapıdır. Bugünün benim klan dışında hepsi salak diyen kültürünün taşıyabileceği bir yük değildir bu. Kendi dar eko çemberi içinde yaşayan, kendisi gibi konuşanlar dışında hiç kimseyi dinlemeye tahammül olmayan insanlar maalesef bilgelikten de koparlar. Kerim'in biraz önce el sıkışması sadece bilim kadim bilgi açısından değil, toplum kesimleri, farklı bakış açısı olan kesimlerin de birbirine dönmesiyle olsa o zaman tadından yenmez işte. O zaman dağılmış bilgeliği tekrar toplama şansımız olur diye düşünüyorum. Açık beynin adının açık beyin olmasa zaten böyle açık bakan, beyni, kafası, bahtı, zihni açık insanların buluşma yeri olsun diye yaptığımız bir şey. Daha başında bile değiliz, onu söyleyeyim. Yani bu kadim keşfi öyle bana kalmış iş değil yani, onu söyleyeyim. Belki nesiller boyunca üzerinde uğraşmamız ama her uğraşmamızda da müthiş faydalar türetebileceğimiz bir yer diye düşünüyorum. Biz şimdiden bayağı faydasını görüyoruz yani. Herkese tavsiye ediyoruz. Şimdi bizim bu kadimden kastettiğimiz aslında biraz önce Kerim'in de işte Gazali'nden bahsettiği o öze, o özün neliğine dair bilgi var ya kadimde. Senin insanın fabrika ayarlarında da yaptığın şey aslında o kavramların hakikatiyle onları ortaya çıkaracak olan insanın nasıl yaşaması gerektiğiyle alakalı bir formül koydun aslında ortaya. Yani ben bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Sen sözünü bitir ondan sonra söyleyeyim. Yani birisi kadim neliğinden bahsederken bilim de nasılından bahsediyor. Dolayısıyla aslında gerçekten çok tamamlayıcı olduğunu düşündüğümüz için yaptığımız çalışmalar açık beyinde bir karşılık buluyor. Yani bütünsel bir bakış sağlıyoruz çünkü. Sen de insanın fabrika ayarlarında çok güzel anlattın bunu. Kerim'in yaptığı şey de kitabında gördüğüm kadarıyla o neliğini ortaya çıkaran, insanın neliğini ortaya çıkaran erdemlerden bahsetmiş Kerim. Ve ben burada, sen istersen Sinan önce söyleyeceğini söyle, daha sonrasında da Kerim devam etmesini istiyorum. O insanın özünü, neliğini
hakikatini birazcık konuşmak istiyorum. Yani birazcık kavramlara girmek istiyorum yavaş yavaş. Tam kelime paslayacağım yerle de alakalı, paslayacağımız yerle de alakalı. Şöyle ki, şimdi mesela Gazali'den bahsettin. Şimdi ben bir ilahiyat fakültesinde konuşma yaparken ben bahsetmedim. Başka birisi Gazali'den bahsetti, katılımcılar. Ben konuşmacıydım. Kavga çıktı salonda. Mesela Gazali bir kavga konusu. Farabi bir kavga konusu. İbn Arabi bir kavga konusu. Efendim Sokrat kavga konusu. Platon kavga konusu. Aristo, Anaximander. Ne oluyor abi? Kimler niye kavga ediyorlar? O mu haklı, bu mu haklı? Bu insanların böyle bir iddiası yok. Kadimin içerisinde herkes İbnül Vakt bulunduğu zamanın çocuğu olarak bulunduğu zamanın bilgisi ve görgüsüyle hakikate bir tercümanlık yapma niyeti ortaya koymuşlar. Aslında yaptıkları şey bu. Bugünün insanı olarak bizlerin kadim konusundaki en büyük kaybı takım tutar gibi kadim kaynak tutmaya kalkıyoruz. Problem bu. Kadim kaynakların her biri tek başına eksiktir. Bunlar bir bütün oldukları zaman birbirlerini tamamlarlar. Bu üstadların her biri de zaten kendilerinden önceki devlerin omuzlarında dururlar. Hepsi onları, daha öncekilerin eserlerinden, irfanlarından faydalanırlar. Gazali'ye baktığında birebir adamın gökten bilgi aldığını düşünerek okursan Gazali'den hiçbir şey anlamazsın. İbn Arabi öyle, Farabi öyle, kim geliyorsa aklına. Bu insanların saadete erme dışında hiçbir maksadı yoktur diyor ya Aziz Agustin felsefe için. Bu insanların amacı insanlığın saadeti için gördüklerini paylaşmak. Bugünün insanına düşen de işte Kerim gibi arkadaşlarımızın yaptığı bu çalışmalarında bence en önemli amacı bu. O barıştırmayı, o zihnimizi açmayı, o farklı kaynaklardan işimize yarayan derleyebilme cesaretini tekrar oluşturmak. Şimdi Gazali dedik diye mesela bizi izlemeyi bırakan 2-3 tane ilahiyatçı olmuştur mesela kesin. Gazali'den konuşuyor bunlar falan diye. Bu kafayı bırakmamız lazım. Ben İhya-i Ulumiddin burada duruyor. 2 tur okudum ben onu. Çoğuna katılmıyorum. Yani çünkü benim zamanımda yazılmamış. Ama içinde müthiş şeyler var. Öyle kafam açıldı ki sayfalarca not aldım. İbn Arabi keşke hani gözüm yetse de okusam. Ama işte okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla kafamda neler açıyor. Ama o başka bir zaman, bu başka bir zaman. Bugün bütün kafayı açık tutmamız gereken çok önemli bir zamandayız diye düşünüyorum. Tam da burada Kerim'cime baz atmak istiyorum. Abi ben şimdi bunları şöyle görüyorum. Bunlar öbür dünya varsa, ben inanıyorum şahsen. Hani böyle oturmuşlar şimdi o dünyada karşılıklı tatlı tatlı konuşuyorlar. Böyle kumbaya şeklinde bir şeyin çevresinde oturmuşlar. O ona anlatıyor felsefe. O ya şurada şöyle, ben de şöyle düşünüyorum falan diyor. Yo, ya biz buradan gelen insanlar da bağıran çağıran işte Gazalici bilmem ne falan diyen insan. Oraya gittikleri zaman bunlar dönecekler. Ya oğlum siz mal mısınız diyecekler. Yani bizler hep oturduk. Bunları güzel sizler öğrenin diye işte hep beraber oturduk, el sıkıştık. Bazen uyuduk, bazen uyuşmadık ama karşılıklı. Hani sen hep Beytül Hikme'den örnek verirsin. Ben Beytül Hikme'ye hayran bir insansın. Ben de hayranım. Neden? Yani bu insanlar onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Fatih döneminde o felsefecilerle işte kelamcılar karşı karşıya getiriliyorlar falan. Birbirleriyle tartışıyorlar falan. Bunlar hep beyin açıcı şeyler ama bunlar bağırıp çağırmıyor ki birbirine. Şimdi biraz evvel örneğini verdik. Yani bu genel problem. Zaman değişiyor, insanların medeniyetleri değişiyor, medeniyet algısı değişiyor ama insanlar değişmiyor. Az evvel maç seyrediyorum ben Galatasaray maçına. Cilalı Taş dönemine döndüm. Ben insan... ya, ben Kerim, biliyorum Cilalı... senin nasıl maç seyrettiğini bu arada. Abi Cilalı Taş dönemine dönen bir insandım. Yani şimdi Gamze kapıyı kapattı, kediler uçtu falan. Yani... Bu genel bir problem. Şimdi problemi çözmen için sen insansın sen. İnsansın. Derdin bu. Yani şimdi kimse daha daha birinci problemi çözmüş değil. Yani Adem'in daha hani kibir problemini çözmüş değil. Bugün nükleer santrali de kursan o kibir problemini çözemiyorsun. Bugün sen atomu parçalasan da kibrini, putunu kırma. Yani atomu kırıyorsun, putunu kıramıyorsun. Şimdi dönüp dolaşıp yapacağımız iş bizim oraya dönük geliyor. Hikayelerimizle, işte yapmamız gereken şeyler hep o putları kırmak. Çünkü o putu kırdığın zaman nükleer, uranyumu bilmem kaç şeye ayırmaktan çok daha zor bir iş malum. Onu söylüyoruz. Bunu yapmanın da tek şansı nasıl diyoruz ki abi melez çocuk güzel değil midir abi? Yani
Şimdi benim yani bizim çocuklar ya biz biraz daha işte ne bileyim böyle bir tipiz yani. Ama o bizi böyle birleştirdiğin zaman biz o siyahla beyazın karışımından falan çok güzel şeyler doğmaz mı? Güzellik bunun içerisinde o karışıklığın, o farklılıkların annem çok güzel yapar şu an. Çeşitlik şu el elde der. Hep 5 tane parmak hiçbiri birbirine benzemez ama onlar bir araya geldiği zaman şöyle çok güzel bir hareket olur. Bu güzelliktir. Şimdi onu yaptığımız zaman bir açık beynin ben en başından beri hem bir parçasıyım hem de büyük bir ne denir şeyim arkasında duran insanım. Neden? Bizler hep farklı insanlardan, farklı düşüncelerden, farklı backgroundlardan gelen insanları bir araya topladık. Ve diyoruz ki bu insanlar farklı düşüncelere de sahip olsalar da da yok. Yani rağmen yok. O olmalı zaten. Yani farklı düşünceler gelsin istiyoruz. Felsefeci gelsin, kelamcı gelsin, ateisti gelsin, onu gelsin, bunu gelsin. Bunlar birleştiği zaman anca o yükselme olacak. Birbirimizin omuzuna basmak değil, birbirimizi omuzlayarak yükselme. Ve ben şuna da çok hep ben Amerika'da uzun süreler yaşadığım için biz bilimi, ilimi hep onlardan buraya transfer etmekten ben yoruldum. Bizim insanlarımız bunu çok çok iyi, bu topraklarda yetişmiş insanlar bunu çok çok başarılı bir şekilde yaparlar. Bunu da sen ve açık beyin bence yerine getirdi. Ve geçirecek. Yani getirdi derken hiçbir zaman biten bir şey değil bu. Her zaman daha da iyiye, daha da ileriye doğru gidecek. Benim katkım da burada hikayeler. Ben hikayeler üzerinden kendimi konumlandırdım. Çünkü gerçekten hikayelerin içerisinde o sihiri buluyorum. Hikayeler sihirli. Yani değiyorlar. İnsanlara değiyorlar. Nasıl değiyorlar? İşte 1200 yılında yazılmış, yani milattan önce bilmem kaç yılında yazılmış olan bir hikaye bir insana nasıl değer? Çünkü sen çok güzel bir şey söylüyorsun. Bu zaten senin içinde. Yani sen onu hatırlıyorsun. Bizim tasavvufçular şöyle bir şey derler. Bizi deli derler. Hani o Eles bezmi diye bir bezimden bahsederler. Biz sözde ruhlar bir araya gelmişiz. Hepimizin kendine ait bir bilgisi var. Bilip işte Allah bize diyor ki biz sizin Rabbiniz değil miyiz? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de evet evet çok güzel sen bizim Rabbimizsin. O zaman kumbaya dönemi çünkü Allah gözüküyor orada herhalde. Nasıl gözüküyorsa hepimiz onun çevresinde o Allah'ım ne güzelsin falan diye şey yapıyoruz. Sonra bu dünyaya gelince diyor ki Allah siz diyor gelin o dünyaya bir de oradan bana deyin ki evet sen bizim Rabbimizsin. Yiyorsa onu deyin. Çünkü ben sizin üzerinize örtü kaplayacağım işte hani binlerce hicap diyor binlerce perde koyacağım falan. Siz de o perdeleri yavaş yavaş açacaksınız. Şimdi dönüp baktığın zaman hikaye, en hikaye bu, en baş hikayemiz bu bizim. Yani hikayelerin en başı bu. Diyor ki, siz orada hikayeyi şu şekilde okuyacaksınız. Gidin oraya o hicapları, o perdeleri yavaş yavaş kaldırın. Kaldırdığınız zaman eğer erkekseniz, erkekseniz de çok ayıp bir şey burada, insansanız, adamsanız, erseniz, o perdelerin arkasından bana, sen bizim Rabbimizsiniz deyin, yiyorsa diyor. Biz de bu hikayeyi oynuyoruz. Buraya geliyoruz. İşte yer yer perdeleri açıyoruz. Yer yer kapatıyoruz. Yer yer tekrardan şey yapıyoruz. Ama sonuçta kadim bilgi diyor ki bize, kadim bunu söylüyor. Arkadaş siz isteye isteye, seve seve, sevmeye sevmeye orada ben sizin Rabbinizim de diyeceksiniz diyor. Dolayısıyla bilgi bizim içimize yüklenmiş. Bilgi hiç öyle aslında olmayan, hani zorla böyle şey yapılan bir şey değil. Bilgi bizim içimizde. Kelime olarak hani biz anlamak kelimesini kullanıyoruz. Seninle de daha evvel bunu konuşmuştuk. Anlamak kelimesinin Türkçe karşılığı, an kelimesi, N harfi şey deriz biz ona. Ben şimdi Osmanlıca da çalışıyorum. Yan N, böyle üzerinde böyle şey olan N. O N normal... O ne öbür neden farklı? Nun'dan farklıdır. O an kelimesini zamandan farklı bir şeye sokar. Hatırla yani hatıra. Anı ve hatıra kelimesine gelir. Demek ki anlamak. Evet. Ahmet Turgut söylerdi bunu. Ben ondan öğrenmiştim. Ona satayım. Anlamak demek hatırlamak demek.
Demek ki biz bir şeyi idrak ettiğimizde, anladığımızda aslında daha evvelden bildiğimiz bir şeyi hatırlıyoruz. Sadece onun üstünü açmış oluyoruz. Bunun üstünü açmak, bak kelimeyi ne güzel bulmuşsunuz. Açık beyin. Öyle değil mi? Açmakla alakalı, fethetmek. Yani eski şeylerin söylediği gibi. Kilitleri açmak, fetih yapmak. Beyni açacaksın abi. Beyni açacaksın. İnşallah. Tamam, ben pardon, ben uçtum şimdi gittim. Şimdi insan kelimesi aynı zamanda insten geliyor biliyorsun Kerim. Ve insin manası da bir şeyi ortaya çıkarmak. Şimdi biz neyi ortaya çıkaracağız? Biraz önce senin anlattığınla çok örtüştü şimdi bu kelimenin kökeni. Yani sende olanı ortaya çıkardığında insanlığın ortaya çıkmış oluyor, insan olmuş oluyor. Yani o örtülü olanı ortaya çıkarmaktan bahsediyor. Aynı zamanda ünsiyetten geliyor biliyorsun. Ünsiyet de işte yakınlaşmak, evcilleşmek, yumuşamak, uyum sağlamak manasında. Bu da insanın İşte ilişkisel bir varlık olduğuna vurgu yapan bir anlam burada. Şimdi insan doğada yaşarken hayatta kalabilmek için bir araya gelmiş. Topluluklar oluşturmuş, medeniyetler kurmuş. Zamanla töreleri, gelenekleri olmuş. Bu aslında kendilerini koruma anlamında oluşmuş. Koruyucu bir şey oluşturmuş. Bütün gelenekler ve töreler. Ama aynı zamanda bir yandan da bunun aşırı tarafına baktığında insanı da bir yandan sıkıştırmış. Ve insanın o farklılığın, toplum içerisindeki farklılığını ortaya çıkarmasında bir baskı oluşturmuş. Bu gelenekten çıkan insan da çağdaş uygarlık dediğimiz de o uygarlık içerisindeki insan da bu sefer aslında kendi oluşturduğu medeniyetin esiri haline gelmiş bir yandan. Orada da bir esaret var. Dolayısıyla hem geleneği korumak hem de geleneğe tapmamak gibi anlıyorum ben bunu. Kesinlikle. 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 Buradan baktığımızda gelecekte, yani şu anda gelecekte geldi, tam 2 sene önce konuştuğumuz her şeyi sonuna kadar yaşıyoruz. Şu anda da işte hiç öngöremediğimiz bir geleceğin esaretini çok güçlü bir şekilde hissediyoruz. Yani kendi hikayelerimizi oluşturduğumuz, kendi anlamlarımızı oluşturduğumuz bir dijital gelecek var önümüzde. Şu anda da içindeyiz. Yani şu anda yaptığımız yayın bile ya da sosyal mecralar, dijital mecraların hepsinde oluşturduğumuz hikayelerimiz bizim benlik algımızı acaba ne kadar deforme ediyor? Burada da acaba o kadimin bize imdadı nasıl olacak? Yani gelecekte kadimin önemi daha da artacak mı acaba diye sormak istiyorum. Sinan. Kesinlikle ve şimdi biz kadimden bahsederken sıklıkla tedrisatımız ve kültürümüz gereği kadim düşünceye çok vurgu yapıyoruz. Yani doğal olarak mesela bizim kadimi öğrendiğimiz özellikle yazılı ve sözlü kültüre çok vurgu yapıyoruz ama bir başka kadim kaynak var ki en kadimi, bütün kadimlerden daha kadimi tabiat. Tabiat en kadim olanıdır. Şimdi biz bugün bilimde tabiatın sırlarını çözmeye çalışıyoruz değil mi? İşte çalışıyoruz ediyoruz falan. Ben bunu şuna benzetiyorum. İşte bir film seyrediyorsunuz. İşte nedir? Sinemada bir film izliyorsunuz. Orada bir hikaye anlatılıyor, bir şeyler oluyor. Film setinde olsanız, aynı filmin setinde olsanız ışıktır, renk değeridir, oyuncunun hazırlığıdır, makyajıdır, işte getir götürü, lojistiğidir. Filmden hiçbir şey anlamazsınız. Biz filmi izlerken arka planda film ekibi, yapım şirketi, oyuncular ne yaptı, ne etti, bununla o kadar çok ilgileniyoruz ki film yapımcısı gibi filmin anlattığı hikayeyi çoğu zaman göremiyoruz. Mesela bilimde, laboratuvarda ben senelerce, 20 sene laboratuvarlarda, 10-15 sene fix yani laboratuvarlarda yattığım da oldu benim. Orada hem kendi çalışmalarımdan hem okuduklarımdan o kadar fazla malumat öğrendim ki fakat o malumatın tek başına ne benim kişisel hayatıma ne de başkasının kişisel hayatına çok bir faydası yok. Ama o kadar detayı öğrendikten sonra çıkıp şöyle uzaktan o hikayeyi seyretmeye durduğumda işte açık beyinde yapmaya çalıştığım iş mesela bana kalan tarafı bu.
O bilimsel bilgiyi şöyle bir uzaktan, sinema sektörüne dair her şeyi bilen birisi olmama rağmen filmin kendisinden keyif almaya karar verdiğim an o filmin benim gözümdeki bütün hikayesi değişiyor. Ve kadim olan tabiat bana her an baktığımda kesintisiz bir içeriden eğitim fırsatı, uzaktan da değil, içeriden eğitim fırsatı veriyor. Her an ister saksıda bir bitki yetiştir, ister benim gibi bir araştırmacı ol, ister ne bileyim işte bir jeolog ol, dağları bayırları gez, ne yapıyorsan yap. Ya da sadece kırlarda yürü, hiç fark etmez. Tabiat sana her zaman milyarlarca yıldır senin de dahil olduğun canlılık denen hikayenin nerelerden geçtiği ve şu anda nasıl dengelerle yaşadığına dair sayısız ders veriyor. Şimdi senin biraz önce Müge resmini çizdiğin o hani kültürün içine hapsolmuş insanın artık kültürün içerisinde sıkışma oranı geometrik olarak artıyor. Yani şu dijital teknolojilerle falan filan da artık hiç önümüzü göremeyecek haldeyiz. Yani ve bu bize bir şeyleri yapmışız hissini çok güzel veriyor. Mesela ben 300-400 tane yemek tarifi videosu izledim. Bir tanesini yaptım şimdiye kadar. O da pandemide eve kapattıkları için. Yani işte sarımsaklı pilavı öğrendim. Çok hoşuma gitti. Harika falan. Yani şimdi bir sürü yemek tarifi izlemek, yemek yapabilmen anlamına gelmiyor. Bir sürü videoyu izlemek, bir sürü lafı duymak, senin o lafları anladığın ya da o laflara göre amel edebileceğini göstermiyor. Hayatın bizzat içerisinde olmak bizim bugünkü modern bilim aleyhine konuşunca kestiler bak interneti, giriyorsun ya. Bilim aleyhine konuştun mu sen? Yok. Tam giriyordum mevzuya. Gazaleciler kesti galiba. Gazali'nin karşıcıları kesti galiba. Onu da bilemedim. Evet, Manavcı. Kaldırımdan bahsediyordun Kerim. Abi kaldırım edebiyatı yapıyordum ben sen gelmeden hemen. Dinliyordum. Kaldırım kelimesinin Grekçe'den geliyor. Kalo, drom'dan geliyor. Kalo güzel demek, drom yol demek. Şimdi baktığın zaman medeniyeti, şu medeniyette diyor ki insan için yapılmış olan kaldırım güzel yol adını alır. Hayvanlar için yapılmış olan yol ise ondan daha az güzel yoldur. Biz bu dünyada, şimdi senin anlattığın araç ve amaç noktasına geliyorum. Şu an bizim kaldırımlar 3 metre, şeyler normal şey yolları, araba yolları. Hani işte 4 bilmem neydi o, 5'li 6'lı bilmem ne. Neden? Orada, çünkü orada bizi gezdiren arabalar var. Yani yukarıdan hani uzaylı gelirse eğer, bakarsa ulan araba mı daha kıymetli sizin için yoksa insanlar mı? Araba tabii çok daha kıymetli gözüküyor yani. Aynen. Ben senden rol kestim sen şey yapana kadar. Aynen öyle. O kadar ya, tam o kadar cuk oturuyor ki işte. Yol alabilme, hızlı gidebilme şehveti insan olduğunu unutturuyor. Hızlı teknoloji kullanabilme şehveti insan olduğunu unutturuyor. Her şeyi yiyecek olabilme lüksü insan olduğunu unutturuyor. Her şey bize insan olduğumuzu unutturuyor. İnsanın nisyanı burada çıkıyor işte. Tam da burada şey diyordum işte demin, hatta bunu hemen hemen her gün söylemeye çalışıyorum. Hem kendime hem herkese. Gerçek kadim öğretici tabiattır. Tabiat birçok kültürde Rab'dır. Yani esas öğreticidir, ana öğreticidir. Tabiata mesela tapılan kültürler vardır. Tabiattaki nesnelere falan taparlar. Eski animistik kültürler için taparlar tabiata. Yani tabiat onların aynı zamanda öğreticisidir. Mesela bugün permakültür diye bir alan var. Permakültür doğadan örnek alıp hayatın için tasarım yapma gibi bir alandır. Yani önce doğaya bakarsın. Bu işler burada nasıl oluyor? Mesela tarla mı sulayacaksın? Tabiatta sulama için kullanılan yöntemler nelerdir? Gölgelik mi yapacaksın? Tabiat nasıl gölgeliyor? Yani ne kadar gölge kullanıyor? Gölgenin en rentable versiyonu nedir? Bunlar için önce tabiata bakmak. İşte İngiliz Bill Mollison diye bir amcanın mesela formüle ettiği, rahmetli oldu birkaç sene evvel. Bir bakış açısı mesela. Şimdi bu bazılarına çok marjinal geliyor ama insanın tabiata dokunduğu anda fark edeceği şey yani bence çok nettir. Ben mesela o kadar sene biyoloji okudum. Yaşam okuluna gidip de bu tabiat işlerine biraz dokunana kadar farkında değildim ama dokunduğun anda şöyle diyorsun, ulan bir şeyler çok ters gidiyor. Yemin ediyorum ters gidiyor. Yani söylediğin şey, çünkü
bütün hayatta yapıp ettiğin şey sana o kadar normal geliyor ki, diyelim İstanbul'da, Ankara'da, şehir hayatında yaşayan bir insansın. O koşturduğun şeyler çok doğal çünkü herkes öyle koşturuyor. Lan dışarı bir çıkıyorsun, Matrix'ten çıkmış gibi, doğanın onunla alakası yok. Tabiatın telaşları bambaşka, tabiatta yaşayan insanın telaşı bambaşka. Mesela yıllar evvel Said Nursi'nin bir sözünü bana işte birisi aktarmıştı. Ölüm kapısını kapatabiliyorsan gel öyle konuşalım diye. Bu sözü ben çok düşündüm. Ölüm kapısını kapatmak ne demek? Yani ölümsüz mü yapalım, ne yapalım? Tabiata bakıyorsun, tabiatta bütün varlıklar ölüm üzere yaşıyor. Yani bütün hayatın dokusunu oluşturan şey ölümün ta kendisi. Ölümlü olduğu için tabiat öyle yaşıyor. Buraya geliyorsun, insan ölümlü olduğunu unutuyor. Önce ölümlü olduğunu unutturuyorsun insana bir kere. Yani o gafleti pekiştirmen lazım ki alsın, satsın, tüketsin, hayal kursun, bir şeyler yapsın. Dolayısıyla tabiatın kadimliği, Müge'nin demin bana sorduğu soru da aslında bu dijital gelecekte ne olacak? Dijital gelecekte bizi insan tutacak en önemli faktörün tabiata bakmak olduğunu iddia ediyorum. Bu özellikle bizim açık beyinde çok merkeze aldığımız bir iddia. Tabii ki evi satıp Urla'da yazlık almayı kastetmiyoruz. Yani öyle bir şey değil o tabiata bakma. Gerçekten tabiatına bakma, kendine iyi bakma, tabiatını anlama. O değişmiyor çünkü işte kadim bu kadim değişmez. Nasıl ki Şahmaran masalının mesajı değişmiyor. Senin milyarlarca yıllık bedeni şeyin de değişmiyor, ayarın da değişmiyor. Ve o ayarları doğru anlayıp ona göre amel etmeye kalkan dijital dünya nereye giderse gitsin insan kalmaya devam edecek. Ama aynen şehrin tantanası ve debdebesi içerisinde ömürlerini tüketip de buradan giderken ne oldu abi biz ne yaptık şimdi diye işte böyle elleri şeylerinde göğüslerinde kavuşturmuş vaziyette giden insanlar gibi maalesef büyük bir hüsran olacak bu işin sonu. Ve teknoloji, medeniyet bizi sarmaladıkça da bu hüsran devam ediyor. Benim açık beyni bir gördüğüm şekli daha var. Bunu da formüleden de Mustafa Candır söz olarak söyleyen yani. Fikri koruma merkezi. Yani insanların fikri olarak, zihinsel olarak, beyinsel olarak korunmak için böyle yerlere ihtiyacı olacak yakında. Bir araya gelip birbirlerine hayır ve sabrı tavsiye ettikleri. Bunu bir yerden hatırlayabilir bazı dinleyicilerimiz. Hayır ve sabrı tavsiye ettikleri merkezler lazım. Bu arada hayır, yani doğru ve iyi olan sabır, elinden geleni yapmaya devam etme anlamında. Birbirlerine bu konuda tavsiyelerde bulunan insanların bir araya toplandığı bir yer oluyor ve olacak inşallah açık beyin. Bu anlamda çok ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir saatte yayınımız kesiliyor mu? Hiç emin değilim ama kesilebilir. Yok. Bizimki kesilmiyor. Biraz uzatabiliyoruz. Tabii tabii. Öyle mi? Uzatabiliyor muyuz? Biraz uzatabiliyoruz. Evet evet uzatabiliyoruz. Tamam. Okay. Onun paniğine girmeyeyim çünkü sorular var bir yandan. Katılımcılarımızdan bir tanesi Elestü bir Rabbiküm bir hikaye değil ayettir lütfen ama demişler. Tabii ki de yani aslında orada hikayeleştirmekten bahsediyorduk. Kerim'ciğim bizim konuşma tarzımıza toplum daha hazır değil onu bir şey yapsak. Biz böyle samimiyeti biraz ileri tuttuğumuz için arada bir böyle... Evet, burada diyor. Aramızda muhabbet ediyoruz gibi ettiğimiz için lütfen mazur görün bizi. Aslında açık beyinler aşina bu tarz ama bir yandan isterseniz birazcık soru alayım. Ne de olsa az vakit kaldı. Tabii. İsmini okuyamadığım arkadaşımız diyor ki... Gözlenen ve gözlemciden de bahsedebilir misiniz? Kuantum fizikten ziyade bilim seviyesi olarak konuyu ele alma şansınız var mı? Yani bu biraz önce senin anlattığın nesneyle alakalı gibi geldi bana. Hani İbn Arabi diyor ya, nesnenin gerçekliği, maddesi, şekli ve diğer ağırlığı, yoğunluğu, geçirgenliği her şey aslında gözlemciyle alakalıdır diyor. Kerim. Şimdi herhalde onu yok, soruyor gibi yani. Evet evet onu soruyor. O çünkü çok önemli bir konu. Bu Schrödinger'in kedisi mevzu tabii o. Yani o işte Einstein, o Newton deterministik sistemi bombalayan olay o. Yani şimdi şöyle bir şey, belirsizlik ilkesini söylüyor. Şimdi gözlemci baktığı zaman foton biliyorsun yani elektron farklı şekilde dalgalı şekilde hareket ediyor. Bir de direkt partikül olarak hareket ediyor ama gözlemcinin bakışına göre o hareket değişiyor.
Onun için Einstein falan sapıtıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olur? Ya ne demek yani? O duruma göre şey ışık hareketini değiştirir mi? Değiştiriyor. O zaten işte kuantum, dolayısıyla kuantum buraya bomba gibi düşüyor. Diyor ki siz arkadaş şey yapamazsınız. O belirsizlik yani ne olacağı belli olmaz. Hocamın çok güzel bir şeyi vardı. Anlatır bu kaotik hareket diye bir şey vardır. Hani anlatır ya sarkaçı böyle bir yerden sallandırdığın zaman her zaman bilirsin ki o şu kadar süre yani şeye göre sürtünmeye dayalı bir şekilde belli bir sürede azalır azalır biter ama bilirsin onu. Ama bir yerinden kırarsan onu yani şöyle ikinci bir rengi noktası daha oluşturursan bu sefer diyor ki hiçbir zaman aynı şeyi yapmaz. Yani aynı salınımı hiçbir kez yapmaz. Bundan daha kaotikten daha çok batı ne deniyor? Deterministik sistemi bozan ve sinirlendiren başka bir şey yok. Çünkü kontrolsüz. Meteoroloji 30 ay 30 günden daha fazla tam olarak şeyini yapamıyor. Çünkü neden? Kaotik 5 5 hareket. 30 5 gün mi? değil, evet. Ha, 5 5. 30 olsa oho 5. Şu anda hava durumunun kesinliği 5. Ben şimdi açık beyinde bir okul açacağım inşallah. İşte şimdi ona kendi aramızda temel bilimler ya da bilimsel düşünce okulu gibi bir şey diyoruz da bu bütün kaos, kuantum, karmaşıklık, fraktal ne varsa onların hepsinin böyle temel düzeyde anlatacağım bir yer. Mesela orada da özellikle çekirdeği oluşturan anlatı aslında biz ya bugün bildiğimiz anlamda deterministik bilim 20. yüzyılda bitti. Şu anda var olan medeniyet buna tırnaklarıyla tutunmuş vaziyette. Ne oldu? Görecelik çıktı. Einstein dedi ki hızın, zamanın baktığın yere bağlı hacı dedi. Bir kere Einstein bir dağıttı önce Newton. Yani Newton'un da bir kabahati yok yavrum. Newton bu Yok yok o çok şeyini süper bir adam canım. zeminini yapmış adam. Newtoncu bakış diyelim ona. Tabii Deterministik tabii tabii. bakışı parça. Tabii tabii tabii. Newton'a Sonra da şey yapmayalım dedim. işte Einstein hemen hemen eş zamanlı kuantum fiziği geldi dediğin gibi. Dedi belirsizlik var yani ya hız ya konum. Hiçbirini şey yapamazsın. Yani hepsini birden alamazsın. Sonra kaos teorisi geldi. İşte bahsettiğin gibi yine yani makro sistemlerdeki şeyimiz de çöktü. Tahmin edilebilir bir şey kuantum mikrodaydı. Bu makroda. Onu da çökertti. Bir de bunlarla beraber bu işte fuzzy logic dediğimiz, puslu mantık dediğimiz hikaye çıktı. Yani 1-0 bilgisayar çok güzel çalışıyor ama tabiat böyle çalışmıyor güzel kardeşim. Doğru yanlış arasında sayısız değer var. Doğru yanlış arasında şey iyi güzel arasında iyi kötü arasında sayısız değer var. Tabiat geçişli değerlerle işliyor. Dolayısıyla biz bunu bilgisayara nasıl uygularız diye işte puslu ya da saçaklı mantık dediğimiz sistemi kurdu adam Lütfü Kadızade. Şimdi tabii biz bunu çamaşır makinelerine %60 enerji tasarrufu yaptıran fazi yazılımlarla biliyoruz ama düşünüş biçimimizi de alt üst etti. Yani düşüncedeki o bir sıfırlık, o deterministik yani şu doğrudur, şu yanlıştır, bilim süperdir, bu kötüdür falan. Bunlar buharlaşmaya başladı. Bunlar geleli çok oluyor aslında. Ama tıpta yok, mühendislikte yok, iş dünyasında yok, hayatta yok. Niye? Sindiremedik çünkü. Bunları sindiremedik. Halbuki bu konularda çalışan, özellikle bu kurucu babaları, Einstein falan dahil olmak üzere, Tabii. bu insanların öz yaşamı öyküsel yazılarına, eskizlerine bakarsan, hepsi tabiatı işaret ediyor. Orası zaten öyleydi, biz yanılmışız diye. Orası zaten öyleydi, bizim fanusumuz pusluymuş diye. Hep bunu yazdılar, hep bunları söylediler. Kadimi tekrar keşfettiler. Newton, Einstein, Dirac, mesela Dirac bir ateisttir. Einstein bir agnostiktir. Darwin. Daha aklınıza kim geliyorsa işte Lütfü Gauss. Kadızade dahil, Mandelbrot dahil, adam matematikçi daha ne olsun. Hepsi kadim konularla laf etmeden burayı terk etmediler. Kadim Kesinlikle. konularla ilgili bir şeyler söylediler. Çünkü diyor ya kim o hatırlamıyorum. Francis Bacon değil de başka biri. Yani tabiat ilimlerinden birkaç yudum alınca sizi inançsız yapar. Bardağın dibine geldiğinizde Tanrı orada sizi bekler falan diye. Hani Çok böyle güzel. sağlam içersen kafa yapıyor yani güzel. Ama tadına bakarsan öyle olmuyor işte malumat istifçiliği. Özetle film setiyle uğraşmayı bırakıp filmi seyredebileceğimiz günlerde gelir inşallah. O gözlemciyle ilgili bir şey eklemek istiyorum tam şeyimdeyken. Şimdi İbn Arabi'nin şöyle bir lafı var. Diyor ki insan evrenin aynıdır. Şimdi bu kelimeyle üç ayrı kelime yani kelime redif yapıyor. Yani aynı kelimeyi hiç farklı şekilde kullanıyor. Aynıdır yani eşittir birbirlerine. Aynadır yani birbirlerinin yansıtıcısıdır. Ama bir de Arapça aynıdır. Ayn yani gözü demektir.
İşte biz insan dediğimiz tabii insan, yani gerçek insandan bahsediyoruz. Kamil insandan veya işte perfect human, ne diyorsun ona işte. O insandan, Nirvana'ya ulaşmış insandan bahsediyorum. O insan gözlemcidir. Allah'ın aslında gözlemcisidir. Ve çok güzel de bir aslında şey yapmış, benzetme. Pupil, pupil kelimesi kullanıyor onun için İngilizce'de. Pupil kelimesi de hem göz bebeği demek, hem de aynı zamanda onun en iyi prodigisi, yani gözde öğrencisi öğrenci demek. Evet, gözde gözde öğrencisi. De, aynen, gözde öğrencisi demek. Onun için biz insan aslında evrenin gözlemcisiyiz. Biz her şeyi değiştirebiliriz insan olursak. Onun için çok güzel bir soruydu o gözlemci mevzu. Ya işte... Evet, Şeyh Galip de diyor ya, hoşça bak saatine, kim zipteyi Ademsin sen, merdumi dideyi ekvan olan Ademsin sen. Kendine dikkatlice bak, sen alemin özüsün, sen varlıkların göz bebeği olan insansın diyor. Daha ne desin? Ağır söylemiş. Yani. Evet. Her zamanki gibi, Kadim ağır söyler. Aynen öyle. Ela hocamız diyor ki, belirsizlik evet istemeyen insan tek kesin olan ölümlülük bilgisini biliyor da ne yapıyor diyor. Aynen öyle. Ben de hep bu soruyu soruyorum. Önce kendime, sonra da işte anlattığım konularla ilgili olarak. Yani kesin olan tek şey var. Ölüm yani. Kesin olan tek şey. Ve görmediğimiz tek kesinlikte o. Bir türlü göremediğimiz yani günlük hayatımızda. İşte Kadim'in en önemli hatırlatması... Mesela ölümden sonraki hikayeler ölümle baş etmek demek değildir ya da ölümü anlamak demek değildir. O hayata patolojik bir tutunmanın işaretidir. Yani buradan gittikten sonra da o hurma var, huri var, melek var, takılacağız öbür tarafa falan. Bu buradaki zevk-ü sefanın bir modunun devam etmesi lazım. Ölüm denen geçişi ve ölümün tabiatta verdiği dersi, geçicilik dersini, görev dersini, sistem içerisindeki yer ve konum dersini almamakta diretmekle alakalı bir şey. Mesela Kadim'le ilgili en bozulduğum şeylerden bir tanesi, Kadim hatırlatmanın bu işte ahiret hikayeleri, efendim işte X-Men hikayelerine falan dönüştürülmüş halleri. Ya halbuki senden bahsediyor güzel kardeşim. Yani uçan, kaçan, öbür tarafta ne bileyim işte hurilerle falan takılan bir şeyden bahsetmiyor mevzu. Senin bu dünyadaki görevinle ilgili bir şeyler söylemeye çalışmış. Binlerce zihin var orada. Bir şeyler dökmüşler. Ama biz bunları gene işte hangi devirde yaşarsak yaşayalım, kendi yaşadığımız devrin kulağıyla dinleyip onun gözüyle gördüğümüzde ortaya böyle saçma bir netice çıkıyor. Esas olan çağlar boyunca Antik Yunan'a da git. Antik Yunan'ın eserlerini çeviren Beytül Hikme'ye gel. Beytül Hikme'den alıp da yapan aydınlanmaya bak. Aydınlanmadan gel bugün modern, postmodern zamana gel. Herkes aynı dertle meşgul. Descartes neyle kafayı yorduysa Anaximander de onunla kafayı yormuş. Bugünkü işte felsefeciler de neyse. Dücane cünde olma. Bak her gün konuşuyor adam YouTube'da. Aynı şeylerle uğraşıyor. Yani dertler hep aynı. Dertler değişmiyor. Bizim değişen arabanın hızı. Bu da bir yere çarpıp kafa gözü dağıtmamıza ne sebep oluyor. Yani çok da artısı yok bizim için. O Çinlilerin şeyi çok hoşuma gider. Hep hız deyince bu geliyor aklıma. İngilizler ilk Çin imparatoruna mı ne işte gitmişler demişler. Senin şu şehirle şu şehir arasında biz bir tane tren yolu döşeceğiz buraya. Ve şey işte atıyorum 8 günde gittiğiniz yolu 1 günde alabileceksiniz falan demiş. Adam demiş düşünmüş çok güzel. Peki kalan 7 günde ne yapacağız demiş adam. Yani onların dünyasında böyle bir anlamı yok ki. Yani ne gerek var adam 8 günde gayet güzel gidiyor mesela. Bir ne olacak ondan sonra? O hız bizi nereye götürecek? Şimdi herkes bizi dinleyen Kadim'in ne kadar haklı olduğunu şöyle bakabilirler. Kimin teknoloji sayesinde bol bol boş vakti var? Buyurun açık çek. Teknoloji sayesinde işimi bu kadar hızlandıran teknolojim ne kadar çok boş vaktim var ya? Kim söyleyebiliyor bunu? Demek ki bizim işimiz hızlanmak, tüketmek, biriktirmekle alakalı değil. Başka bir hikaye var arkada. Peki. Sizin de olunca kalta gaza geliyoruz. Bunu yapıda tutmak zorunda. Çok güzel, çok güzel. Son bir soruyla isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Ne olur. Selcan Kahraman diyor ki, dijital karşısında duygularımızı nasıl koruyup yaşatabileceğiz? Değişim fıtrata zarar verecek mi? Gelecekte insanın fıtratıyla oynanacak mı söylendiği gibi? Böyle bir şey mümkün mü sizce? Onu da oynanıyor zaten. Şu anda hepimiz oynanmış fıtrattan bahsediyor. Tabii tabii.
Fıtrat bir kere ben şunu İstersen söyleyeyim. İstersen önce bir fıtratın kelime kökenine gidelim. Fıtrat ne demek? Fıtrat, fatır, fıtır. Parçalamak, şey yapmaktan geliyor değil mi? Fatır. Ayırmak. Ayırmaktan geliyor. Kaynaktan ayrılma. Kaynaktan paketlenmiş ve ayrılmış hali anlamında. İftarlar yeni bitti mesela. O da o zaman kaynağın bir parçası yani değil mi? Aynen öyle. Tabii. Ya bu değişebilir mi sizce? Ya fıtrat, evet biliyorum, hocam söylesin, dur bakayım. Yo, şöyle söyleyeyim, ben şunu sorayım. Kendini bütünün parçası gibi hissediyor mu buradaki herkes? Sorunun cevabı burada. Fıtrat bozulmuştur yani. İnsanın fıtratı kültürel, geleneksel seçimleriyle zaten bozulmuştur. Bir de şu anda bedeni fıtrata da sarkıyoruz. Yani şimdi beden kısmına da uzun süredir müdahale ediyoruz. Genetikler, bilmem neler, bir şeylerle oynuyoruz. Yani bizim işimiz zaten fıtratı bozmak. Bütün kadimin hikayesinde zaten kaynağa dönüp tekrar bir olmak değil mi? Yani kaynaktan kopmuş, kendine yabancılaşmış bir insan hikayesi yok mu hep? Dolayısıyla bu da değişmiyor bak. Bu da hep aynı. Şimdi yani de bunu beden üzerinden yapıyoruz. Ben pek öyle düşünmüyorum. Yani fıtratı nasıl anladığımızla alakalı. Evet. Şimdi fıtrat bence iş o arke, o öz, tözden bahsediyor. Yani onun değişebileceğini düşünmüyorum. Bu çok tartışılan bir konu zaten. Hakikatle gerçek arasındaki fark diye de bunu açabiliriz. İsterseniz bunu başka bir programda hakikaten konuşmak istiyorum. Bugün girmek istiyordum ama giremedik bir türlü. Dolayısıyla fıtratımızı örten şeyin zaten işte doğduğumuz günden itibaren üzerine ihtiyaçlarımız ve eksikliklerimiz üzerine inşa etmiş olduğumuz yapay benliğimiz olduğunu düşünüyorum. Yani o yapay benliğimiz onu örtüyor. O yapay benlik üzerine ancak İşte dijital ve bu bütün dış etkenler bir şeyleri değiştirebilir. Yapay benlik değişir. Ama özün çok değişebileceğini düşünmüyorum. Ama bunu lütfen detaylı konuşalım. Olur. Yani bence yani terminolojik olarak aynı kavram. Zaten bence de Sinan ve sizlerin yapmış olduğu güzel şey kavramları tekrar oluşturmak. Evet. Şimdi en büyük problemimiz bu. Kavramlarımızın içi boşaldı. Terminolojik problemler yaşıyoruz. Yani evet, bazen aynı derdim o zaten Kerim. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi vardır. Hani dört tane adam, biri Rum, biri bilmem ne, biri Arap. Dört tane adam var. Diyor buna para veriyorlar. Dördü de şey fakir. Bunlara para veriyorlar. Diyorlar ki siz açsınız. Bunlar da gidiyorlar. Hepsi üzüm istiyor aslında ama biri üzüm diyor, biri arak diyor, biri bilmem ne diyor. İşte üzümlerin isimleri var farklı farklı. Hepsi aynı şeyi söylüyor ama aslında hepsi birbirine kavga etmeye başlıyor. Yok ben işte üzüm istiyorum, yok ben arak istiyorum, bilmem ne istiyorum falan derken bütün mevzu, şu an yaşadığımız mevzu o kavramların içi boşaldı. Terminolojik olarak farklı şeyleri konuşuyoruz, kavga ediyoruz. Aslında şimdi zamanı onların tekrardan doldurmak, o kavramları tekrardan yazmak. Aynen öyle. Evet, bu programın bu bir seri olmasını istiyorum. Tamamen kadim kavramları tekrar bir tercümesini yapma derdim var. Yani elimizden geldiği kadar yapalım. Biz de tabii çok güzel şeyler yapalım. Az evvel Eles Bezmin'de olduğu gibi bizi yarmasınlar. Ayrı mevzu. Ama elimizden geldiği kadar. Öncesinde belirleyeceğim ve lütfen herkes çalışıp gelsin. Bu arada bundan sonraki başlarda kadimden geleceğe 2 diye yazarız. Bu arada afişimiz gerçekten bayıldım sevgili Atıl Albayrak. Öpüyorum seni. Evet evet. Wanted gibi evet, olmuş evet. Değil mi o şeyde? Aynen, bir de üzerimize fiyat koysalar da 10 bin, 100 bin diye. Ben bedavaya giderim abi, sıkıntı yok. Evet. Ya bence güzel bir başlangıç oldu. Yani çok tabii konuşmak istediğim çok şey var. Çok şey var tabii. Bunu böyle bir şey yapalım. Zamanı yayalım inşallah. O zaman bundan sonraki ne şey yapalım? İşte fıtrat, hakikat, gerçek falan. Aynen. Ve onu konuşalım istiyorum. Zaten anca bir program yetmeyecektir bile ama dolu dolu konuşalım istiyorum. Başka bir şeye girmeden. Bu arada Kerim bana sabah işte mesajlar yağmaya başladı. Özellikle tasavvufa giriş yapmak isteyen, İlgi duyan insanların ortak sorusu şu, sana da sormamı istediler. Tavsiye vermenizi istediler. Sinan sen de dahil lütfen. Nereden başlayalım diyorlar. Çok zor bir soru. Şimdi yani çok hem zor, çok zor hem de çok da kolay giriş seviyesinde, bir soru aslında. Kaynak istiyorlar aslında. Yani kitap önerisi istiyorlar. Evet, yani bence ön başta ahlaki şeylere bakmakta fayda var. Önce bir ahlak şeyiyle başlamak. Yani ben mesela yabancı kaynaklarında da gayet bunu şey buluyorum.
Mesela Payot diye bir adam var. Francis Payot. Bence Payot'dan giriş yapıp ondan sonra tasavvufa girmek mesela çok. Çünkü ahlak şeyi anlatıyor adam. İrade terbiyesi. Muyum? İrade terbiyesi. Mesela müthiş bir kitap değil mi abi? Sen de şey evet. yaparsın. Aynen. Ya burada temel olarak illa hani şeyden girmeye gerek yok. Burada önemli olan önce ahlaki yapıyı iyice çözmek. Çünkü İslam'ın içerisinde, tabii ki tasavvufu İslam'dan ayırmıyoruz muhakkak ama onu yaparken ihsan kavramı üzerinde, yani bizim asıl tasavvufun önem verdiği veya daha doğrusu üzerinde durduğu kavram ihsan kavramı. İhsan kavramını da şu şekilde açıklıyor. Hani meşhur Cibril hadisinde olduğu gibi ihsan nedir? Her zaman bir yaratıcı seni sev, biraz evvel gözden mevzu anlatıldı ya, seni her zaman görüyormuşçasına ona göre hareket et. Dolayısıyla hayatımızı onun üzerine kurarsak, yani çok sevdiğim bir insan var ki Allah'a onu çok yukarıda kuduruyorum. O insan hani o insanı üzmemek için ve o insanın şeyini kalbini kırmamak için hani bazı şeyler yapmazsın ya. Onu çok çok daha üst seviyeye götür. İşte tasavvufun Allah'a bakışı genelde bu. Bir de ben annem diye geçmiyorum ama annemin Dinle diye bir kitabı var. Ben onunla başlamıştım mesela. Beni acayip şey yapmıştı. Evet, benim çok de kişisel basit kavram. Genelde o Dinle kitabı oluyor. Gerçekten günümüz hikayeleriyle anlatmış olduğu için çok anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ben de soru cevap olması da çok güzel. Hemen ama hemen mesela insanlar şuna dikkat girmeye çalışıyorlar. Mesnevi veya Füsus-ül Hikem gibi çok ağır kitaplara aniden gitme oluyor. Onu mümkünse biraz daha formasyon kazandıktan sonra, çünkü ağır, hakikaten kavramlar çok ağır. Dolayısıyla ona dikkat etmeklerinde fayda görüyorum. Bir de lütfen bizi izlemeye devam edin. Çünkü burada o kavramların hepsine tek tek girme amacım var inşallah. Önce olur. O kavramlara bir aşina olmak lazım. Her ekolün kendi dili var çünkü. Sinan, ben senin önereceğin bir şey var mı? Bilim jargonuna aşina olanlar, bilimsel olarak konularla ilgilenip de bunları merak edenler direkt pozitif psikolojiye girip ne bulurlarsa okusunlar. Çünkü pozitif psikoloji tasavvufun paketlenmiş aynen. ve tekrar bize sunulmuş bir hali. Mesela Csikszentmihalyi'nin Akış kitabıyla başlayın. Vecd neymiş? Modern kelimelerle vecdin tanımını okumuş olursunuz. Ve tabii ki onun içerisinde de oraya neden ulaşamadığımızı anlatan, hayatımızdaki mantar durumları çok güzel gösteren doneler var. Martin Seligman'ın TEDx konuşmasını izleyin ve sonra gerisi gelir zaten. Pozitif psikolojiye iyi bakın. Onunla ilgili bir şey ekleyeceğim. Biraz daha ilerledikten sonra tabii hocam şey yapar. Şu an e-mail geldi de kendisine, işte bir taraftan da WhatsApp şey yapıyorum. Mustafa Mertar Hoca'nın şu 900 katlı insan şeyine vereyim dedim. Çünkü gerçekten benim hayatımı değiştiren kitaplardan bir tanesidir. Önemli bir kitap gerçekten. Peki, o kadar çok yığınla soru var ki bakamadım. Ama arkadaşlar sizden ricam, Müge Doğan hesabından DM'e lütfen yazarsanız gelecek programlar için notumu alacağım sormak için. Açık beyinden göremeyebilirim çünkü orada çok fazla mesaj olduğu için. Direkt benim hesabıma yazarsanız oradan notlarımı alacağım. 1800 tane soru gelecek Müge şimdi. Keşke. Ne güzel olur. Bayılarak. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Ben de çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kadim arkadaşlarım, güle güle. Eyvallah.